yapmazsak kimse bir şey yapmaz yapamaz dedi değil mi? Yani ne o o iş biz biziz dedi. Yapan biziz dedi. Yani biz yaparız, biz ederiz. Biz... Şöyle söyledi. Şu yani anda bu... ülkeyi kim yönetiyor? Bu... Biz yönetiyoruz. Şu anda İstanbul'da bulunan zat veya zevat evet. İmamoğlu'nu kastediyor. Böyle bir imkana sahip mi değil. Yani o yoksa size hizmette yok mesajı. Yani ülkeyi kim yönetiyor? Biz yönetiyoruz. Evet. E buyurun yönettiğiniz ülkede gelen bunların sorumluluğunu da bir zahmet alın Sayın Cumhurbaşkanım. Deyin ki e, pidenin 15 lira ki, e, gramajdan çalınan pide yani 300 gram değil 250 gram pide 10 liradan 15 liraya çıkmış. Deyin ki bunun fiyatının bu hale gelmesinden biz sorumluyuz. Çünkü bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Deyiverin ya bir zahmet ne olacak sanki? Gerçek gerçek bu yani. Kendiniz diyorsunuz ya İmamoğlu'na e, şey yaparken bu ülkeyi kim yönetiyor? Biz yönetiyoruz. E o zaman pidenin fiyatından da siz sorumlusunuz. Etin fiyatından da siz sorumlusunuz. Faizlerden de siz sorumlusunuz. Dolardan Enflasyondan da. da siz sorumlusunuz. Doların fiyatı kur kurlardan da siz sorumlusunuz. Çünkü bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz. 2003'ten bu yana bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz. 2018'den bu yana tek başına siz yönetiyorsunuz. Yani demin Şeref ile konuşurken Tarım Bakanlarından bahsediyor. Ya isimlerin hiçbir önemi yok. Gerçekten yok. Yani A kişisini koymuşsun, kaldırmışsın, B kişisini koymuşsun. Bir, bir önemi var mı Allah aşkına? Yok. Siz yönetiyorsunuz. Bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Ve bu ülkede yaşanan her şeyin sorumlusu da sizsiniz. Yani güzel şeyleri gösterip övünüp kötü olan şeylerden kaçmanın bir anlamı var mı? Yani Karadeniz doğalgazını, Gabar petrolünü, işte bilmem İHA'ları, SİHA'ları, Kaan'ını, şunu, bunu gözümüze sokuyorsanız ekmek fiyatını da sokun. Bu da benim eserim deyin. Ey vatandaş, bak bu da benim eserim. 15 liraya şey pidesi, Ramazan pidesi üstelik gramajından çalınmış. 300 yerine 250 gram. Benim eserim deyin. Hadi deyin lütfen ya. Ne, ne kaybedeceksiniz? Yani bu, bu iktidarların böyle bir şeyi var. Yine Önemli pozitif şeyleri sahipleniyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı. Düzeltemiyorsunuz ya <laughs> 2022'den bu yana şey 2002'den bu yana biz düzeltiriz diyorsunuz. Ya yani bu şey videolarını sokak videolarını izliyorum acayip fikir veriyor yani bir tane yaşlı amca emekli ya diyor ki 70'lerde diyor sırada bekliyorduk ama diyor cebimizde para vardı ama ambargolar nedeniyle tüp yoktu işte bilmem ne yoktu paramız olduğu için alam olduğu halde alamıyorduk şimdi diyor sırada bekliyoruz ama cebimizde de para yok diyor. İşte yani beş, şey, dün arkadaşlarımıza söyledi. Ekmekten... Göl başında 6 liralık ekmek geliyor diye kuyruğa giriyoruz diyor. Evet, 6 liralık ekmek için. Siz bize kuruyor. pide 15 lira diyorsunuz. Bir pide 250 gram yeter mi? Bir kişiye yeter ya. o. Yetmez bile. Bak aradaki farkı söylüyorum. Bak orada 1974'te Barış Harekatı yapmışsın. İşte haşhaş e, ekimini serbest bırakmışsın. Amerika'nın, bat, Batı'nın bilmem neyin ambargolarıyla karşılaşmışsın. E, nereden alacaksın tüp gazı? Yani topraklarında çıktı da sen mi kullanmadın? Nereden alacaksın? İthal ediyorsun. Öyle değil mi? Adam sana ambargo uyguluyor, tüp yok. Cebinde alacak paran var, tüpe alacak paran var ama ambargo nedeniyle tüpe ulaşamıyorsun. Şimdi o yaşlı amca o kadar güzel bir şey söyledi ki. Doğru demiş. Dedi ki tüp kuyruğunda bekliyordum ama cebimde para vardı. Şimdi dedi de ekmek kuyruğunda bekliyorum ama cebimde para yok. İki tane of. en fazla alabileceğim. Çok ağır bir laf ya. İki tane alabilmek için yani 5 artı 5 beş, 10 lira. Çeyrek asırda geldiğimiz ne yere. Beşi, ne 5'i ne 20'si ne 30'u. Ben çok üzülürüm. Ne 30'u yani e, evet bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz ve bu ülkeyi 1970'lerin ambargo altındaki savaş koşullarındaki e, duruma getirdiniz. Yalan mı yani? Ya herkes perişan. Kiminle otursak dert yanıyor. Esnafın geçen gün yani benim yürüyüş güzergahımda esnaflar var. Hepsi sağ olsunlar. Sohbet ediyoruz, şey yapıyoruz. Bankalardan bahsediyorsunuz ya kredi kartlarından. Hı -hı. Bir de öbür tarafı var madalyonun. Yüzde dört komisyon ödüyorlar. Ne olacak? Ona bu, ne diyeceğiz? Çok doğru. Evet. Tabii. Mesela Cem Boyner onu Esnaf da perişan yani vatandaş Dedi ki kredi kartını kaldırırsanız inanılmaz bir kayıt dışı ortaya çıkarırsınız. Hem yani biraz daha komisyonu bile düşürerek destek olun kredi kartı kullanımına dedi. Ee, yani kredi kartını hayattan çıkartırsan parası, kayıt dışına devasa boyuta ulaştırırsın aynı zamanda. Şimdi pa parası olmayan zaten alamaz kredi kartı olmadığında. Tabii. Öbür tarafta da kredi kartıyla esnafa yüzde dört fark kilitliyorsun komisyon. E ne yapıyor? Fiyatı o komisyon da bir şekilde fiyatın üstüne evet, ekliyor vergiyle beraber. Öyle değil mi? E, ekliyor yani. Kime yansıyor? Yine vatandaşa yansıyor. Yani bu bu ülke şu andaki koşullarıyla sizin eseriniz Sayın Cumhurbaşkanım, sizin eseriniz. Yani bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz pidenin fiyatından da siz sorumlusunuz etin fiyatından da siz sorumlusunuz. Peynirin fiyatından da siz sorumlusunuz. Açlık sınırını da siz belirliyorsunuz. 20 bine gidiyor. Açlık sınırının altında kalan ücretleri de siz belirliyorsunuz. Her şeyi tek başınıza siz belirliyorsunuz. Dolayısıyla bu şu anda yaşananlar sizin eseriniz. Nasıl Kaan benim eserim diyorsunuz ya. 15 liraya pide de sizin eseriniz. <laughs> evet. 250 gram. Evet. Şimdi enflasyon yüzde 800 liraya evet 800 liraya bonfile de sizin evet. eseriniz evet 450 liraya kıyma da sizin eseriniz Dün yine bir vatandaşımız Bunun diyor ki bu tartışmaya gerek yok aynen evet. mark